Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ekotürk'te gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün gündemimizin önemli bir bölümünü bu depremde konutlarını yitiren ya da konutları zarar görmüş olan yurttaşlarımızın, yurttaşlarımıza yapılacak olan şu zorunlu deprem sigortası ya da DASK ödemelerine ayırdık. DASK koordinatörü Erdal Turgut bize sürece dair yeni gelişmeleri, yeni bilgileri aktaracak. Çünkü bir yandan depremin vurduğu bölgelerde çöken binaların malum enkaz kaldırma işlemleri de hala devam ediyor. O kadar geniş bir alandan, satıhtan söz ediyoruz ki enkaz kaldırma işleri hala sürüyor. Bir yandan hasar tespitlerin ben devam ettiğini tahmin ediyorum, soracağım. Hem de bir yandan da tabii ki bölgedeki zorunlu deprem sigortası yapılan konutlarında sigorta ödemelerinin başladığını tahmin ediyoruz. Çok oyalanmayalım. Erdal Turgut'a soralım. Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK koordinatörü. Erdal Bey, kolaylıklar diliyorum. Çok yoğun bir zamandan geçiyorsunuz. Bir anlamda sizde de hani depremin bir büyük yansıması var. Hazırlıklı mıydınız bilmiyorum. Hepsini soracağım ama önce şunu sorayım. Geçtiğimiz hafta yanlış hatırlamıyorsam avans ödemeleri başlatmıştınız. Bu defa biraz farklı bir uygulamayla. Sigortasının tamamını karşıladığınız konutlar oldu mu bugüne kadar? Süreç nasıl devam ediyor ödeme tarafında? Aha Hanım merhaba, kolay gelsin öncelikle. Dediğiniz gibi çok hızlıca ödemelere başladık. Biz ilk 24 saatte ilk hasar ödemesini gerçekleştirdik. Hazırlıklıydık gerçekten, çünkü olası İstanbul depremi için aslında bütün hazırlıkları yapıyoruz. İstanbul coğrafyasının daha büyük olduğunu düşünürseniz ya da konut sayısının daha fazla olduğunu düşünürsek biz bu depreme aslında DASK olarak hazırlıklıydık. Burada zaten normalin dışında bazı uygulamalara da gittik. Biz sigortalıların tazminatlarını bir an önce ödeyebilmek için Çevre Şehircilik Bakanlığı biliyorsunuz sahada tespitlerde bulunuyor. 6-7 bin tane de personelle yapıyor bunu. Çok da hızlı yaptılar. Ne kadarı tamamlandı Erdal Bey? Sizden soralım onu, yani onu da merak ediyoruz. Ne kadarlık bir hasar tespit? Bizim rakam olarak bilmiyorum ama Hatay'da çok az bir bölümün kaldığını söyledi oradaki yetkililer. Diğerleri neredeyse bitmiş, diğer iller deniyor ama. Bir de Aha Hanım şöyle de bir sıkıntı var. Artçılar biliyorsunuz devam ediyor hiç durmadan. Dolayısıyla orada eskiden hafif olan bazı hasarlar ortaya, orta olanlar ağıra dönme durumları oluyor. Dolayısıyla dinamik bir süreç gibi de düşünülebilir aslında. Nasıl çözüyorsunuz o süreci Erdal Turgut? Çünkü önünüze bir herhalde hasar tespit raporu geliyor. Geldikten 3-5 gün sonra olan bir yeni bir artçı sarsıntıda orta hasar ağır hasara dönüşebiliyor. Az önce siz söylediniz. Evet. Nasıl takip ediyorsunuz? Dönüyor tekrar ekipler, yeni bir rapor mu yazıyorlar? Yani karışık bir süreç. Ava Hanım, demin söyledim ya, farklı yöntemler denedik biz, deniyoruz bu dönemde çok hızlı hasar ödeyebilmek için. Bir tanesi de bu resen hasar dosyası açmak. Yani sigortalımızın başvurusu olmadan dahi biz Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın tespitlerinden hasarlı olduğunu gördüğümüz, özellikle yıkılmış, yıkılacak ve acil yıkılacak olanlar, bunların hemen ödemelerini bankaya çıkarıyoruz. Hı hı. Zaten tamamını bunlar, çıkarıyor musunuz Erdal Bey? Onu da evet, sorayım tamamını, arada. Evet, tamamını çıkarıyoruz. %100 ödediğiniz... Konut var mı yani %100'ünü ödediğiniz konut sayısı? Tabii. Binlerce konut var böyle. Tamam. Yani orada tamamını çıkarıyoruz. Bu arada hani konutun tamamının belgesi, evrakı, bir şey eksik olan olursa da ona da hemen işte bu uygulamamızla, dediğiniz gibi o avans uygulamamızla bir avans ödemesi yapıyoruz. Bu arada şey sordunuz, sonradan değişirse ne oluyor? Hı. Sonradan değişirse şöyle oluyor. Biz hafifse işte ortaya geçebiliyor, ortaysa ağıra geçebiliyor. Ödediğimizin üstüne son halin ne duruma gelmişse onun ödemesini yaparak tekrar sigortalımıza ilave bir tazminat göndermiş oluyoruz. Şöyle bir ödemeleri de bir kategorize ederseniz Erdal Turgut, tamamen hasar görmüş, yıkılmış bir binada ne kadar, ortada ne kadar, azda ne kadar ödüyorsunuz? Evet, şimdi şöyle söyleyeyim Hava Hanım, 640 bin lira bizim tazminat limitimiz var. Sigorta bedelimiz 640 bin lira en fazla. Onun üzerine ihtiyari sigorta alıyorlar sigortalarımız. Dolayısıyla DASK olarak maksimum ödediğimiz tutar 640 bin lira. Hı hı. Orta hasar bunun yarısı gibi düşünebilirsiniz. Hafif hasarlarda da bunun %15'ine tekabül ediyor diyebiliriz. Yaklaşık 70-50 civarlarında oluyor. Şeylerde, tam hasarlarda 640 bin lira oluyor. Anlıyorum. Ödemelerimiz. Peki. O zaman şunu sorayım. Siz başlangıçta poliçeyi hazırlarken konutun değerini nasıl belirlemiş oluyorsunuz ve bu azami tutar, asgari tutarı neye göre belirlediniz?
Anun bu genelde kafa karıştırıcı bir konu. Bu anlamda da güzel bir vesile olacak. Ben bunu tekrar lütfen, izah edeyim. Tabii. Şimdi depreme karşı alınan zorunlu deprem sigortası aslında bir bas poliçe. Ve her sigortalımızın zorunlu olduğu için ulaşabilmesi için makul fiyatlarla da satılmasına uğraşılan bir poliçe. Dolayısıyla evinizin elektrik, su gibi ihtiyaçlarını açarken de bu poliçe arandığı için sigortalılarımızın bunun hayatlarına engel olmaması lazım öderken. Dolayısıyla biz onu herkesin ödeyebileceği makul bir seviyede tutmak adına düşük bir seviyede, düşük primlerle ve düşük hacimlerle tutuyoruz. Ki üzerini sigorta şirketlerinden sigortalarımız daha fazla olduğunu düşünürse evin alabilsinler. Biz evin yeniden yapım maliyetini ödüyoruz DASKO olarak. Dolayısıyla bazı yanlış kanılar var. Raiç bedel, yani satış bedeli, evet, üzerinden bir sigorta yapılacakmış gibi. Böyle bir sigorta zaten bizde değil, hiçbir yerde yok. Dolayısıyla çünkü sigortada sigortalı bir hasar olduktan sonra Allah korusun ev yıkıldı, bina yıkıldı. Sigortalılarımızın arsaları kendilerinde duruyor. Dolayısıyla arsa payı da biliyorsunuz bir evin en büyük kısmı. Dolayısıyla biz burayı zaten sigortalayamıyoruz. Bizim ödediğimiz para sigortalımızın o evi tekrar yeniden yapması için gerekli olan para oluyor. Bu da bizim dediğimiz gibi her kesime hitap edebilsin diye 640 bin lira tutuyoruz. Atıyorum 1 milyon liraysa evinizin üzerine 360 bin lirasını başka sektörde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden alabiliyorsunuz. Şimdi o yeniden yapım bedelleri de şu enflasyonist ortamda o kadar hızlı değişti ki malum neredeyse hani müteahhitler bile bunu tespit edip öngöremedikleri için konut yapamaz hale dönüştüler. Hani böyle bir ortamda poliçenin başlangıcındaki yeniden yapım bedeliyle hani işin devamlılığındaki sürecindeki bedel artışını nasıl yansıtıyorsunuz Erdal Turgut? Şöyle Ava'nın biz çok da uzun olmayan bir tarihte 25-26 Kasım'da poliçe teminatlarını iki katına çıkardık. 1508 liraydı malum dediğiniz gibi piyasa koşullarına bağlı olarak metrekareyi 3016 liraya çıkardık. Dolayısıyla sigortalılarımızın bazıları kendi teminatlarını yükseltmek için yeni teminat üzerinden yeni yaptıranlar yeni teminat üzerinden aldılar. Mevcut sigortalılarımızda bir zehir yaparak poliçelerini 3016 liraya çıkarabiliyorlar. Hatta bu vesileyle hatırlatmış olayım. Lütfen bu depremlerin arkası kesilmiyor. Hatta başka bölgelerde de deprem tehlikesi hala devam ediyor. Dolayısıyla buradaki poliçe limitlerini, poliçe teminat tutarlarını zehir yaparak artırsınlar ki yarın bir gün mağduriyetleri olmasın. Hatta ve hatta demin de bahsettiğim gibi DASK'ın yetmediğini düşündükleri yerde ki dediğim gibi biz bir bas poliçeyiz, üstünü ihtiyari olarak tamamlayabilirler. İhtiyari poliçenin tarifeleri de bizimkiyle aynı zaten. Oradan gidip istedikleri herhangi bir sigorta şirketinden lütfen yaptırsınlar. Canlar gidiyor, hayatlar gidiyor ama en azından depremden sonraki hayatlarına daha kolay devam edebilmeleri için bu çok önemli bir husus. Bu söylediğiniz deprem bölgesindekiler için de geçerli mi? Yani evi hasar gören ve DAS sigortası yaptırmış olan depremzede zehirnameyi şimdi artırarak da yüksek oranda bir geri ödeme alabilir mi? Yani o Kasım'daki artışın içine sokuyor musunuz onları da? Eskiye dönük olanlar değil Ava Hanım. Yani hasar görmüş olanlar eskiye dönük yaptıramıyorlar bunu ama hasar görmemiş olanlar, hafif hasar görmüş olanlar onlar yaptırabiliyorlar. Hatta biz deprem bölgesinde de bundan önceki devam eden poliçelerin yenilemelerinde bir kısıtlamaya gitmedik. Yenileme poliçelerde zaten yeni teminatla kesiyoruz poliçeleri. Dolayısıyla hani bizim devamlı müşterimiz olmuş, sigortalımız olmuş vatandaşımızın herhangi bir mağduriyeti zaten olmayacak bu durumda. Yeni poliçeleri hasar görmemişse yeni tarifeden uygulanacak. Ama yenilemeye kadar geçen sürede de kendileri aslında bunu beklemeden yaptırırlarsa da çok daha garanti olacak kendileri açısından. Evet, peki. Yani deprem bölgesinden gelen talepler artık geçmiş depremi kapsamadığı gibi sigorta poliçesinde bir zehirname ile daha yüksek bir seviyede geri ödeme almak için bir girişimde yapmak isteyenler yaptırmasın boşuna diyorsunuz artık geçti. Onlar eski, yani artış olmadan önceki... Yok yok, Ava Hanım orası yanlış anlaşılmasın. Yanlış bir şey söylemeyeyim diye soruyorum. Istiyorum.
Yok yok, poliçe hasarlanmışsa yaptırmasınlar. Yani hasar yoksa kesinlikle yaptırsınlar. Orayı tekrar vurgulamak isterim. Poliçe zaten ev Allah korusun yıkılmışsa biz ona zaten poliçe dahi yapmıyoruz şu anda. Dolayısıyla zehirliğini zaten yapamayacakları gibi poliçesini de yaptıramıyorlar. Çünkü o artık şeyden düşüyor bizim DAST listelerimizden. Ama mevcut poliçelerine hasar yoksa kesinlikle yaptırsınlar. Anlıyorum. Peki. Şimdi tabii çok detay sorular da var şöyle önümde. Size çalışırken birazcık hazırlık yaparken. Mesela hani bu geri ödemelerde pek çok da şey ortaya çıktı deprem esnasında. İşte evin içerisinde kolon kesilmiş ya da bir dükkan var altta bir zarar evet. verilmiş. Evin içerisinde böylesi verilen zararlarla konutun ya da işlerin içerisinde ortaya çıkan bir yıkım sonucu ödeme yapılıyor mu Erdal Turgut? Bizzat o zararın yaptığının tespit edildiği kişilere. Ahu Hanım, biz sigortalımızın bunda bir suçu olmadığını düşündüğümüz için biz sigortalımızın ödemesini yapıyoruz. Ama diğer bu dediğiniz kişilerden yani gerçekten sorumlu kişilerden de sigortalarımız adına bu hakkı arıyoruz. Yani sigortalımızın lehinde şeyinde bir sıkıntı yok. Ödemeleri yapıyoruz. Bu herhangi bir ödememe sebebi değil bizim cephemizde. Ama sorunlardan da hukuki yollardan rücu ederek almaya çalışıyoruz. Anladım. Hasar tespit raporu ortaya çıktıktan sonra çok net evet. bir şekilde bu durum tespit edildiyse bölgedeki evet. uzmanlar tarafından daha sonra hukuki bir yolu açıyoruz diyorsunuz bu kişiye tabii, karşı. Tabii kaldı ki Hava Hanım bu depremde diğerlerinden farklı olarak çok ciddi şekilde kamuda konunun takipçisi. Zaten izliyoruz, görüyoruz. Hani olağan şüphelilerimiz var orada zaten. Dolayısıyla biz de onların takipçisi olacağız. Anlıyorum. Peki. Yani müteahhitlerin dışında da çünkü bina içerisinde, konut içerisinde yapılan yanlış işlerin sonucu da sıkıntı yaşayan maalesef binalar oldu, konutlar oldu. Evet. Ne kadarlık bir bütçe öngördünüz Erdal Turgut? Onu sorayım. İşte deprem bölgesindeki bir kere konutların ne kadarı, yüzde kaçı poliçeliymiş mesela? Ne çıktı ortaya? Ava Hanım %50 civarında sigorta var. Çok kötü değil ama iyi de değil aslında. Değil Hatay mi? Kaç yıldır var DASK hayatımızda yani zorunlu deprem sigortası 20, doğal afet? 22 senedir, 2000'de kuruldu. 22-23 senedir var. Hatay kötüydü mesela %40 küsürlerde. Antep iyiydi, %65'lere yakındı. Elazığ deprem yaşadığı için iyiydi orası. Ama %50 ortalama diyebiliriz. Niye ulaşamamışız bu 20 küsür yani çeyrek yüzyılda neredeyse? Evet. Yani. Ya evet ya çok sıkıntılı evet. orası gerçekten. Hani şey nasıl? Tespitiniz ne? Yorumunuz ne? Yani burada aslında zorunlu da tutuldu değil mi? Zorunlu deprem sigortası dediğimiz bir. Ava Hanım unutuyor sigortalılarımız. Çok hani başa gelince bu şey yapılıyor. Diğer zamanda çok hızlı unutuluyor. Mesela örnek vereyim ben size. 11 milyon poliçemiz var bizim normal şartlarda. Hiçbir şeyin olmadığı dünyada. Bu depremden sonra bir ay içinde 500 bin yeni poliçe geldi. Evet. Yani 11,5 milyona çıktı. O kadar hızlı arttı ki %200 artışlar var şeyde gün bazında, bölge bazında. Biz başımıza gelince maalesef bunu yaptırıyoruz. Mesela Bolu'da, Düzce'de, Yalova'da buralarda sigortalılık oranları çok yüksek. Mesela Van önceden çok çarpıcıydı. %8-10'lardan 60'lara kadar çıkmıştı o deprem zamanında. Burada da muhtemelen çıkacak ama gönül istiyor ki bu baştan yapılsın, başta hiç unutulmasın. Ava Hanım ilk sorunuzda şey, biz 24-25 milyarlar civarında bir hasar bekliyoruz. DASK'ın ödeyebileceği bir hasar bekliyoruz. Ortalama senaryomuzda 30-35 lira kadar da çıkabileceğini öngörüyoruz. Çünkü bölge çok hareketli biliyorsunuz, devam ediyor. Bugün hafif dediğimiz hasarlar yarın ortaya dönebiliyor. Biz zaten onun üzerine ilave ödeme yaptığımız için de onun artabileceğini tahmin ediyoruz. Yani dinamik bir süreç olacak. Bu bir yıl içerisinde çok şey değişebilir. 35 evet. milyar TL'ye kadar. Yeni poliçe girişleri çok hızlandı dediniz. Biraz DASK'ın da hani bütçesini de merak ediyoruz bu işin sürdürülebilirliği açısından Erdal Turgut. Evet. Şimdi DASK'ın Türkiye çapında ortalama 400-450 lira bir primi var. Bu yeni tarife üzerinden. Eskiden bu 280'ler civarındaydı. Biz orada yeni tarife geçince 400-450 liralar. Yani aslında şunu da söyleyeyim. 450 lira vererek 640 bin liralık bir teminat alıyorsunuz. Bu çok gerçekten çok güzel bir imkan diyebiliriz sigortalarımız açısından.
Ağa'nın bizim fonlarımız var. Bu fonlarımızda biliyorsunuz şeylerden birikiyor. Sigortalarımızın ödediği primlerden birikiyor. Oradan da hasarlarımız ödeniyor. Bizim oradaki fonlarımız 23 milyarlar seviyesinde. Onun üzerindeki hasarları da sigorta camiasını çok iyi bileceği gibi reinsürans anlaşmalarıyla sağlıyoruz uluslararası piyasalardan. Yani aslında biz de DASK olarak kendimizi uluslararası şirketlere sigortalıyoruz. İşte bu da bugüne kadar gerek olmayan bir durumdu. Şimdi ilk defa belki de bu uluslararası şirketlerle çalışma, onlardan hasar alma ihtimalimiz doğdu. Çünkü biz DASK tarihinde bugüne kadar 22 senede ödenen hasarı ilk 15 günde ödedik neredeyse. 1,5 milyar civarındaydı. Şu anda 2 milyarı geçtik ödemelerde. 2 milyar yüze gidiyoruz. Daha bir ayda oldu bu. Dediğim gibi ilk defa da reinsürans anlamında biz de kendimizi korumuş olmanın faydalarını yaşayacağız. Burada bu noktada yaşadınız, yaşayacaksınız. Evet. Tabii ki dört tarafımız faylarla çevrili. Bunu bir kez daha çok net bir şekilde artık ezberledik o fay haritalarını ama en başta İstanbul'u da biraz konuşalım Erdal Turgut. Biz aslında İstanbul'a göre hazırladığımız için kendimizi yine de çok sıkıntılı bir durum yok DASK açısından dediniz. Çünkü çok büyük bir afet burada da bekleniyor. Bölgede %50'sinin sigortalı olduğunu söylediniz deprem bölgesinde. İstanbul'da konutların ne kadarı DASK sigortalı? İstanbul'a yönelik hazırlığınız nedir? İstanbul daha iyi havanım. %65'ler civarında. İstanbul ama bu kadar söylenince, bu kadar üstüne durulunca aslında 65'lerin bile az olduğunu düşünüyoruz bu anlamda. Değil mi artık? Biz modelleme yapıyoruz her sene hocalarımızla birlikte. Çok itibari hocalarımız uluslararası kabul görmüş kriterlerle ve İstanbul'daki olası en büyük depremin yaratabileceği sigortalı hasarı öngörerek korumalarımızı, finansal planlarımızı buna göre ayarlıyoruz. Dolayısıyla aslında İstanbul'da biz bunu tasarlayarak yapmıştık. 65 civarı sigortalılık olduğunu düşünüp daha fazla hatta sayısal olarak sigortalı olduğunu düşündüğümüzde diğer bölgedeki şu an mevcut hasarın olduğu yerdeki bölgedeki yerin daha görece az olduğunu zaten tahminleyebilirsiniz. Biz İstanbul cephesinde bu hazırlıklarımızın hala aynı şekilde devam ettiğini, bizim sigortalarımızın bazıları merak ediyorlar, DASK bunu ödeyebilecek güçte mi diye. Evet. Hiçbir endişesi olmasın sigortalarımızın. DASK'ın 117 milyar tutarında bir ödeme kapasitesi var ve bu kapasitesini iki kere yıl içinde ödeyebilecek durumu var. Dolayısıyla bu mevcut depremden çok daha büyüğüne hazırız. Bu deprem küçük diye demiyorum ama bu taraftaki sigortalı sayısı veya konutların dağılımı... Depremden zarar İstanbul'da görecek nüfus sayısı da yüksek için. Tabii. Metrekare başına düşen insan sayısı İstanbul'da daha da yoğun olduğu için ve konut sayısı tabii ki en başta. Buraya dönük çok daha büyük bir hasar çıkacağını da öngörmemek imkansız ama İstanbul'da gayrimenkul ve konut fiyatları da bölgenin kat kat üzerinde ya, hem arsa fiyat açısından hem inşaat maliyeti açısından. Tüm Türkiye için standart bir prim belirlemek İstanbul için daha da daha da düşük kalabiliyor Erdal Turgut. Evet. Biraz oradaki ayrımı o şeyi aşabilmek için biraz üzerinde konsantre olması gereken herhalde konular da var prim sisteminde ama nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Evet, Ağa Hanım doğru bir noktaya temas ettiniz. Şimdi İstanbul'da zaten özellikle riskli bir bölge olduğu için prim tutarları diğerlerine göre yüksek. Normal şartlarda teminat tutarı aynı, eşit olsa da prim tutarı farklılaştırılıyor İstanbul'da. Örnek verir misiniz mesela deprem bölgesiyle İstanbul'daki ortalama bir konutun şöyle primini? Şöyle söyleyeyim. İstanbul'daki çarpan 2.35, yani sizin konutunuzun metrekaresine 3016'dan hesaplıyoruz. Bunu 2.35 çarpanla primlendiriyoruz. Binde 2.35. Bu oran mesela deprem tehlikesinin çok az olduğu Artvin'de 0.33. Yani arada çok ciddi bir fark var. Bunun sebebi de oradaki deprem riskinin çok az olması. Evet. Yani İstanbul'da 400-500 lira ödediğiniz bir poliçeyi Anadolu'nun bir bölgesinde deprem riski yoksa 50-60 liralık ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. Deprem riski varsa Erdal Bey? Varsa 450-500 şeylere çıkıyor. 2.35'lere çıkıyor. Mesela düşünün 1000 lira ödeyeceğiniz bir yerde
şeyde 2.35 ile çarpacağınız tutarı diğer bölgede 0.33 ile çarpıyorsunuz. Yaklaşık 7-8 katı civarında bir şey var. Kendi içinde bir mesela kıyaslama Antep'teki var. Antep'teki primle İstanbul'dakini kıyaslarsanız ya da Hatay'daki aslında Antep birinci derece deprem bölgesi bile şey değil. Düşünülmüyordu. Oralar da deprem bölgesi olarak yüksek riskli bölgeler. Yani Hatay'dan başlayıp Elazığ'a doğru giden bir biliyorsunuz fay hattı var orada da. Buralar şey yine İstanbul'a doğru gelen fay hattı var. Erzurum tarafından, Elazığ tarafından. Dolayısıyla oraların çarpanları da yüksek. Benim söylediğim daha ziyade daha hani şey gibi Ankara gibi Konya gibi deprem riskinin çok az olduğu yerlerle kıyasladığınızda Türkiye 7 bölgeye ayrılmış durumda bu anlamda. En risklisi birinci bölge İstanbul bunun içinde, Elazığ bunun içinde, İzmir ikinci bölge mesela. İzmir'de de biliyorsunuz hasar oldu. Geçen deprem oldu geçenlerde. İstanbul kadar değil ama oralarda görece şey riskli bölgeler. Erdal Turgut şunu anlamaya çalışıyorum yani. İstanbul'da da, Hatay'da da, İzmir'de de üst sınır 640 bin TL mi? Onu anlamaya çalışıyorum. Ev yapımında teminatta evet doğru söylüyorsunuz öyle. Primler fark ediyor dedim. Bu ilk sorunuz da İstanbul'a dönersek şeyde yüksek maliyetler var İstanbul'da gerçekten. Dolayısıyla sigortalılarımızın bu 640 binlerin üzerine ihtiyari poliçelerini kesinlikle yaptırmaları lazım. Çünkü İstanbul içinde de farklılıklar var. Yani atıyorum Erenköy'deki bir ev maliyetiyle belki Ümraniye'nin başka bir mahallesindeki ev maliyetleri de değişiyor. Biz şimdi homojen bir yapıyla bütün Türkiye'ye hitap etmek çabası içinde olduğumuz için dolayısıyla bas poliçe olarak alt kademeyi veriyoruz. Üst kademede sigortalılarımızın evlerinin değerine göre ihtiyari poliçeyle bunu kesinlikle desteklemeleri lazım. Anladım. Yani DASK'ı her durumda yine de azami bir sigorta koruması olarak görün. Kalanını mutlaka farklı enstrümanlarla tamamlayın diyorsunuz Erdal Bey. Doğru anlıyorum. Asgari bir koruma olarak görüp üstünü tamamlamak lazım diyebiliriz abi. Şimdi bir DASK'ı da açalım da Erdal Bey. DASK'ta sadece deprem yok. Doğal afetlerin hepsi mi var? Mesela DASK'ın içinde ne var? Siz neyi karşılıyorsunuz kurum olarak? Ağa Hanım şimdi bugüne kadar biz kurulduğumuzdan beri sadece depremi karşılıyor idik. Son gelişmelere bağlı olarak geçen yıl bir proje başlattık ve deprem hariç diğer tüm doğal afetlerinde zorunlu kapsama girmesi için çalışmalarımızın aslında sonuna da gelmiştik. Mayıs sonu gibi bunu hayata geçirecektik. Ama bu deprem bizi orada biraz sekteye uğrattı. Belki bir ufak bir gecikmeyle birlikte inşallah onu da hayata geçireceğiz. Yani DASK kurumundan alınan zorunlu poliçe aslında ZDS idi eskiden zorunlu deprem sigortasıydı. Şimdi ZAS olacak zorunlu afet sigortası olacak. Bütün afetleri orman yangınları dahil hepsini kapsayacak. Sigortalılarımız tek bir poliçe kapsamında bütün bu teminatlara sahip olacaklar inşallah. Bu da dediğim gibi Mayıs sonuna herhalde yetişmeyecek gibi belki 1-2 ay sarkma olacak ama biliyorsunuz geçen sene çok kötü şeyler yaşadık sel anlamında da. En azından o yazın başındaki o sel hadiselerine yetiştirmeye çalışıyoruz çalışmalarımızı. Erdal Turgut kolaylıklar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için. Sağ olun. Ağa Hanım biz teşekkür ederiz. Vesile oldunuz. Çok sağ olun. Kolay gelsin sizlere. Sağ olun. Evet burada kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamların hemen ardından değerli bir kardiyoloğu ağırlıyor olacağız. Çünkü malum özellikle yaşadığımız üzüntüler, sıkıntılar, stresler malum bunun içinde fazla fazla gerekçe var içinde bulunduğumuz çünkü içinden geçtiğimiz zaman diliminde kalp krizi vakalarının sayısını artırdı. Biraz mevcut tabloyu dinleyeceğiz bir kardiyolog doktor Özlem Esen'den. Yani gün geçmiyor ki benim çevremde bir kalp krizi geçirmeyen bir insan, hatta çok gencecik yaşlarda insanları da duymaya başladık. Gerçekten üzülüyoruz. Dolayısıyla biraz hem mevcut durumda bir kalp vakaları arttı mı diye soracağız. Hem de depremin ve yaşadığımız tüm bu üzüntülerin kalbimiz üzerindeki etkilerini biraz dinleyeceğiz. O yüzden biraz kendimizi korumaya almamız için belki bir rehberlik sunacak Özlem Esen. Çok fazla strese kapılmamak gerekiyor değerli izleyenler malum. Stres gerçekten büyük bir etken kalp üzerinde ve pek çok hastalık üzerinde. Görüşmek üzere.
Evet, yaşanan bu depremler on binlerce canımızı bizden alırken geride kalanlar için derin üzüntüler yarattı. Büyük bir strese ulaştı değerli izleyenler. İşte bir yandan da tabii ki dört bir tarafımız faylarla kaplı böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Sadece depreme de ihtiyaç yok aslında. Ekonomik krizden tutun da daha pek çok doğal afete kadar maalesef pek çok etkenin sert vurduğu bir coğrafyadayız Türkiye olarak. Bir yandan siyasette yaşananlar, ekonomide yaşananlar, doğal afetler yani yakamızı bırakmıyor diyelim. Dolayısıyla bunların özellikle kalp sağlığımız üzerindeki etkilerini konuşacağız. Tüm bu yaşadıklarımızın, üzüntülerin, sürekli devam eden streslerin, sürekli devam eden hayat mücadelesinin. Profesör Doktor Özlem Esen Altınbaş Üniversitesi Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı olarak bir kez daha gün ortası yayınında beraberiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Yani hoş geldiniz ama konuşacağımız konular oldukça ciddi. Önce şunu sorayım. Yaşanan derin acılar kalp krizine yol açar mı Özlem Esen? Mental stres adını verdiğimiz yoğun bir kişinin maruz kaldığı bir ona adrenerjik deşarj diyoruz. Bir anda sinir sisteminin uyarılması vücutta bir damar tıkanıklığına neden oluyor. Anında kalpteki kan akışını yavaşlatıyor. Damarın büzüşmesi dediğimiz kanın akamayacak kadar daralması halini alıyor ve pıhtılaşmayla da kalıcı bir kalp krizi maalesef oluşuyor. Bu dediğiniz gibi anlık kısa süreli bir stres ve korku olabilir veya sürekli süregen dediğiniz gibi mesela ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı durumların insan vücudunda yarattığı bir stres reaksiyonu olabilir. Maalesef kalp krizine yol açılıyor. Kalp krizi anında da kişinin ölümüyle de sonuçlanabildiği gibi hastaneye başvurup yüz güldürücü tedavilerle de kişi hayatı kurtulabiliyor. Yani kalp hastalıklarının aslında günümüzde tedavisi çok kolay ve yüz güldürücü. Tek sıkıntı kalp yeterli bir zaman aralığında erken teşhis edilememesi. Dolayısıyla buradan gelinecek nokta kişilerin panik atak, kaygı bozukluğu mu, bir kalp krizi mi yaşıyor? Aslında bunun ayrımı yapması gerekiyor. Yani bunun ayrımı çok rahatlıkla hastaneye gittikten sonra yapılabiliyor herhalde değil mi Özlem Esen, ama kişi kendisi o ayrımı yapamayabiliyor. Yani derin üzüntü, stres, bir panik hata yol açabiliyor. Kişi bunu kalp hastası mıyım, şu an kalpten ölüyor muyum diye düşünüyor. Biraz o zaman o ayrımları, o semptom ayrımlarını da anlatır mısınız bize? Evet, burada semptom ayrımı çok önemli. Çok kısa süreli kalbimizin yerinden çıkacakmış gibi hızlı atması, örneğin bir heyecan, bir stres olarak algılanması çok normal. Ama bu şikayetinizin yarım saatin üzerinde durması, göğsünüzde şiddetli bir baskı, basınç, iç sıkıntısı diye tabir ettiğimiz, hayatınızdaki belki de en ağır ağrı, en şiddetli ağrı olarak hissedebilecek şeyler bir kalp krizinin habercisi olurken çok basit, camı açtım, içim rahatladı, nefes aldım, geçti dediğimiz böyle kısa süreli iç sıkıntıları hepimizin yaşadığı şeyler aslında bir stres bozukluğu göstergesi. Ama burada altını çizeceğimiz en önemli nokta göğüs ortasında bir sıkıntı hissi yarım saatin üzerinde sürüyorsa bir hastaneye başvurma sebebi oluyor bizim için. Hocam panik atağında yani çok kuvvetli belirtileri var. Hani böyle bir iç sıkıntısı gibi yaşanmıyor panik atak. Gördüğümüz, yaşadığımız kadarıyla hastalardan. Kalp krizinin pek çok semptomunu da taklit eden bir yapısı var panik atağın. Tespit edebildiniz evet, mi bir kardiyolog olarak? Uyuşma. Evet, ellerde soğukluk hisseder, uyuşma, kalp hızı hızlanır, kişinin özellikle kendinden geçecekmiş gibi kendi kötü hissettiğini biliriz. Tabii ki bu durumları ancak hastaneye gittiğinde organik dediğimiz yani yapısal olarak herhangi bir bozukluk olmadığını teşhis ederek ancak ayırt edebiliriz. Dolayısıyla bir kişi yüksek tansiyon hastası da olabilir. Örneğin yüksek tansiyon belirtileri de panik atakla zaman zaman karışır. Ama burada altını çizmek istediğimiz nokta kişinin bunu çok kısa bir zaman diliminden ziyade daha uzun bir zaman diliminde hissetmesi.
Panik atak özellikle kişi önceden teşhis almışsa, herhangi bir ilaçla rahatlıyorsa bu rahatlamaları yaşar. Ama bir kalp krizi hastası bu rahatlamaları yaşamaz, yanıt vermez. Yani işin özü aslında geçmişi varsa bu kişinin, bilinen bir atak hastasıysa, bunu bir karşılaştırma olarak da yapabiliyor ve ilaçlardan hemen fayda görüyor. Bunu aslında zaten hastaneye gittiğinde biz organik olarak işte elektroidi, kan tahlilleriydi, bu tarz süreçlerle teşhis koymamız mümkün oluyor. Hocam, hastanelerin kardiyoloji servislerine başvuranların sayısı herhalde artmıştır diye düşünüyorum. Hani son 3-4 yıldır yaşadıklarımıza baktığımız zaman çok panik atak tarafında da, yani kalpte çok yaygın bir şey var, tablo var benim gördüğüm. Siz bize birazdan anlatın ama panik atağa sorayım. Panik atakta da büyük bir artış olduğunu düşünüyorum ama siz ne yaşıyorsunuz hastane tarafında? Özellikle doğru. Bunda da aslında COVID'le başlayan bir süreç oldu bu. Özellikle eve kapalı kalan kaldığımız dönemde kişilerin biraz da uyaranlardan uzak kalmasıyla her semptomu algılaması, bu semptomları biraz da internetin de yardımıyla araştırarak kişilerin kendi bir takım şikayetleri daha fazla hissetmesine neden oldu. Ve geçtiğimiz yıllarda maalesef Türkiye'de 30-35 yaş aralığında panik atak özellikle erkeklerde çok arttığını görmeye başladık. Bunun ötesinde kalp krizleri de maalesef ülkemizde aynı yaş diliminde 35-45 yaş aralığında, bunun altını çizmek istiyorum, Avrupa birincisiyiz. Biz genç kalp krizlerinin çok sık görüldüğü bir ülke haline geldik. Neden hocam? Ne zamandan beri böyle? Son 10 yılda olduğunu söylemek mümkün aslında. Bunun bir nedeni aslında çok hareketsiz bir toplumuz. Yine obezite de birinciyiz. Yani Avrupa toplumlarına baktığımızda obezite genç nüfusumuzun yaklaşık %25-30'unda var. Yani her 3 kişiden bir erişkinimizin obez derecesinde kilolu olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte tabii eşlik eden bir kolesterol yüksekliği oluyor. İkinci sırada da sigara içiciliği maalesef. Sigara içme oranlarımız Avrupa'ya göre halen yüksek olduğu görülüyor. Bunlar bizde genç kalp krizlerinin ana sebepleri. Ne kadar arttı hocam son 10 yılda mesela 35-45 arası kalpten? Geçmişe ait sağlıklı veriler olmayabilir ama toplamdaki rakamı söyleyeyim. Yani genç tüm topluma baktığımızda %8'idir bizim ülkemizde. %8-10'unu genç kalp krizleri oluşturuyor. Avrupalıların mesela düşük riskli dediğimiz bir Hollanda'da, bir Finlandiya'da bu oranlar %2,5-3'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Neredeyse 4-5 katı bizde genç insanların kalp krizi geçirme oranı. Maalesef. Biz ülke olarak da aslında tüm erişkin nüfusumuza baktığımızda yine Avrupa'da yüksek riskli bir alandayız. Maalesef bütün bu sebepler tüm erişkin nüfusumuzla ilgilendiriyor. Yani biz, Avrupa'nın bir kalp krizi haritası vardır. Deprem haritasından bahsettik. Çok paralellik gösterir. Biz Avrupa'nın yüksek riskli kalp krizi haritasındayız. Yani bizim ülkemizde olduğumuz zaman otomatik riskli bir profilde başlıyoruz. Bu da aslında bizim adlandırabileceğimiz birçok faktör, psikolojik faktörler, yaşamsal alışkanlıklarımız olsun, beslenme alışkanlıklarımız, birçok şeyi içeriyor. Hocam, yaşam alışkanlıklarımız dışında, yani bu memlekette artık baktığımız zaman gerçekten stres tetikleyici faktörlerinde giderek arttığını görüyoruz. Dünyadaki en yüksek enflasyonu neredeyse artık, ya da Avrupa ile hadi kıyaslayalım, yaşamaktan tutun doğal afetlerdeki aymazlık karşısında yaşadığımız kayıplara, derin üzüntülere kadar. Hele hele şu an işte ne bileyim fay hattında bulunan, işte hocaların uyardığı bölgelerde yaşayan insanlarımız herhalde uykusuz geceler geçiriyorlar. Biraz tabii o ritmi bozan, o sıkıntıya sebep olan bir takım yanlış alışkanlıklar, biraz önce başta hem beslenme alışkanlığı dediniz, sigara alışkanlığı dediniz ama herhalde uyku düzeni, stres yine de birinci geliyordur diye düşünüyorum. Biraz açar mısınız? Hani nedir evet, bizi? Evet, yaşam tarzı kalbimizi bozanlar. Evet. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Kalp krizi önlenebilir bir hastalık ve %80 yaşam şeklimizi değiştirerek önleyebiliyoruz. Yani bu müthiş bir %80 aslında kalp krizi geçirmiş olmayabilirdik yani. Evet, çok doğru. Yani biz ülkesel riskimiz de bu anlamda değiştirebiliriz. Bu bir kader değil. Yani hemen bir
ülke politikasında hareket etmeye yönelik bir aslında bir alışkanlık kazandırmak. Gençlerimize özellikle ergenlik döneminde çocukların en çok kilo aldığını görüyoruz günümüzde. Ekran başı süresiyle ilgili bir süreç aslında bu. Daha hareketsiz bir toplum oluverdik. Bu online süreç de bizi tabii biraz bu noktaya itmiş olabilir ama daha az toplu taşıma kullanıyoruz, daha az yürüyüş yapıyoruz. Bunları hayatımızda değiştirmemiz gerekiyor. Geldik uyku düzenimize. Uyku düzenimiz de tabii ki şu dönemde herkesin bir haber almakla ilgili kaygısı olduğu için ekran başına kilitlendik. Uyku düzenimiz bozuldu. Sürekli bir stres kaynağı olabilecek bir takım haberlere de maruz kalıyoruz. Dolayısıyla bunlar çok hassas dönemler. Tabii ki hepimiz dünyaya kendimizi kapatalım demiyoruz ama aralıklı haber almak, aralıklı da kendisini vücudun zihinsel olarak şarj etmesine imkan bırakmak gerekiyor. Evet. Yani nasıl ki bir aracı, bir mekanik aksamı olan her cihazı diye dinlendiriyorsunuz, beyni ve ruhu da bu yönden dinlendirmek ve bir nevi beslemek gerekiyor. Hocam şimdi bir kalp krizi aslında %80 oranında önlenebilir bir rahatsızlıktır dediniz. Ya çok önemli bir şey. Altını bir kez daha çizmek istiyorum. Evet. Çünkü kalp krizi senelerce mesela 90'lı yıllar hatta 2000'lerin başı dahil olmak üzere biraz genetikle çok bağdaştırıldı. İşte benim babam da hala da öyle. Babamda kalp sorunu var. Babamı işte şu yaşta kalpten kaybettik. Annemi şu yaşta işte kalpten gitti. Benim de bir kalp krizi geçirme riskim yüksek diye bakıyor insanlar. Böyle bakmamak mı gerekiyor? Genetik geçişi orada ne kadar şey veriyorsunuz, pay veriyorsunuz? Genetik geçiş yine olabilir ama siz risklerinizi yönettiğiniz zaman genetik geçişinizi ileriki yaşlara öteleyebiliyorsunuz. Genetik geçiş sizin erken kalp hastalığıyla tanışmanıza neden oluyor. Diyelim ki sigara içiyorsanız babanız genç yaşta kalp krizi geçirmişse evet siz de 45'li yaşlarda kalp krizi geçirme olasılığınızı 2,5 kat artırıyorsunuz. Ama sigara içmediğiniz sağlıklı beslenme alışkanlıkları, kilonuz ideal, yürüyüşünüzü yapıyorsunuz. Zihinsel stresleri yönetiyorsunuz. Kalp damar hastalığıyla tanışma yaşınızı 60'lı, 70'li yaşlara kadar ötelemeniz veya hiç tanışmamanız da mümkün. Burada gerçekten yine deprem riskine zemin haritasına benzetebiliriz. Evet zemin riskli olabiliriz ama siz sağlam bir yapı yaparsanız üzerine sağlıklı bir hayat sürmeniz de mümkün olabiliyor. Yani genlerimizde bir kalp riski olabilir ama biz doğru düzgün bir yaşam içerisinde stresimizi de elimizden geldiğince yönetmeye çalışarak sigara içmeden düzgün beslenerek yaşarsak o genetik bilgi uykuda kalabilir diyorsunuz Özlem'e sen bir ömür evet, boyu. Evet, doğru mudur? Evet, bunu yönetebiliyoruz çünkü herkes daha bilinçli. Demin dediğiniz gibi aslında hekime daha erken başvuru oluyor öyle aile riskleri biliniyorsa. Ve de bizim daha çok bu risklerin neden kaynaklandığını, kolesterol profilinizde mi, başka damarsal yapılarınızda mı bunu öngörecek teknik bilgileri de şu an sahibiz. Dolayısıyla bunları önleyici tedavilerimiz de var. Yani bir basit kolesterol ilacı kullanmak bu riskinizi öteleyebiliyor. Yani ailesel aldığınız kolesterol yüksekliği riskini ilaçla yönettiğiniz zaman bu riski minimuma indirebiliyorsunuz. Aslında hiç azımsanmayacak tedaviler bunlar. Anlıyorum hocam. Görüntüleme teknikleri çok gelişti ama ben şahsım adına hani kendi yorumumu söylemek istiyorum. Siz hoca olarak lütfen yorumlayın. Haddinden fazla sık sık her yıl o görüntüleme tekniklerini kullanarak damarlarını görmeye çalışan çok insanımız var. Ailesinde bir kalp sorunu olsun ya da olmasın. Hani bunların bu kadar sık bu tekniklere başvurulmasını nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle belli bir boyar madde vererek vücuda işte kalp damar haritasını sürekli kontrol altında tutmaya çalışan insanlara dönük bir uyarınız olur mu? Çok evet. Yani güzel bir noktaya evet. değindiniz. Bizim bu dönemlerde en çok başımıza gelen bizi başvurularda ailemde evet kalp krizi var. Ben bir kalp anjiyosu olup baktırmak istiyorum gibi ifadelerle bazen hastalar bize başvurabiliyorlar. Bizim tomografik olsun konvansiyonel standart anjiyoları belli kriterler dahilinde çekmemiz gerekiyor yine hekimler olarak. Bunlar keyfi check-up mahiyetinde görüntülemeler değil. Çok doğru. Çünkü bu her yapılan teknik incelemelerin bir takım
sonuçları doğurabileceğini mesela unutmak hocam, gerekiyor. Mesela hocam nedir radyasyona o? Maruz kalıyor kişi. Mükerrer radyasyona maruz kalıyor. Özellikle çok genç yaşta başlar isek bu görüntülemelere toplam kümülatif dediğimiz hayatı boyunca maruz kalacağı radyasyon dozunu artırıyoruz ki bunlar belli kanserleri, belki uyuyan bir kanser riski var o kişide. Kanserini tetikleyebiliyorsunuz. Boyar madde dediğimiz ajanlar maalesef böbrekten atılıyor. Kişinin böbrek fonksiyonlarından kaybına uğruyor. Uzun vadede böbrek yetersizliği riskini artırabiliyoruz. Dolayısıyla hakikaten bu kefenin iki yanına dikkatli bakmak gerekiyor. Fayda zarar dengesini gözetmek ve bizim üniversal dediğimiz evrensel tavsiyeleri takip etmemiz de o anlamda hem hekim hem de doktor hastalarımız olarak çok fayda var. Dolayısıyla riskleri yine biz bir skala içine sokuyoruz. Çok riskli gördüğümüz ancak kişileri bu tarz tetkiklerle takip ediyoruz. Önemli olan bireysel riskleri yönetmek, bu görüntülemelerden daha kıymetli olduğunun altını çizmek istiyorum. Özlem Esen, bir kez daha ben de o zaman toparlayayım sizden aldığım bilgileri. Çünkü hani bu konuda benim de açıkçası endişeli bir gözlemim var. 35-40 yaşından sonra sürekli kalp damarlarınıza baktırırsanız bu cihazlar kaynaklı bir kansere yakalanma riskinizi artırırsınız. Ya da vücudunuza verilen boyar madde kaynaklı diyalize bağlanma olasılığınızı artırırsınız diye daha net ve sert bir şey ortaya koyalım mı Keskin? Doğru mu olur? Evet, diyaliz biraz uç bir nokta olabilir ama. Uç bir nokta ama yani böbreğinizi yorarsınız diyelim o zaman. Noktaya gelebiliriz. Evet. Evet. Yani bir organı koruyacağız diye başka bir organdan vazgeçmemeliyiz tamam. Kesinlikle. Yani bu görüntüleme cihazlarını da efektif, sınırlı kullanalım. Yani bir bu konuda nasıl olsa elimizde imkan var, param da var, ha babam gideyim her sene çektireyim gibi bir durum maalesef vücut kaldırmıyor. Her şeyin yan etkisi var. Şimdi bir iki sorum var. Çok fazla inme vakası duymaya başladık Özlem Esen. Yani sadece kalp krizine dönük yol açan inme değil de beyin, işte akciğer vesaire. Çok mu sayıları arttı bu pıhtıların böyle artma sayısı da mı çok arttı? Aslında bu konuyu biraz da COVID sonrası ben gözlemliyorum gündeme geldiğini, medya ayağını kastediyorum ama bilimsel olarak istatistik olarak baktığımızda da COVID sonrası dönem diye biz adlandırıyoruz. Aslında tromboembolik dediğimiz bunların hepsine bir isim veriyoruz, inme dediğimiz vakalar. Yani pıhtılaşma ve pıhtının emboli olarak vücuda atılması. Dolayısıyla bu beyne attığında inme adını alıyor, akciğer embolisi diyoruz. Öte yandan kalpte yaşadığımız zaman kalp krizi olarak yaşıyoruz. COVID'in enfeksiyonun kendisi pıhtılaşma faktörlerini artırdığını biliyoruz. Dolayısıyla aslında bu COVID öncesi ve sonrası dönem demek daha doğru. Bir dönem çok fazla kişide veya medyada bu soru işareti aşılar mı yapıyor gibi endişelere de yol açtı. Aşıların bunu artırdığına yönelik herhangi bir data yok elimizde. Yani bizim ülkemizde uyguladığımız BioNTech, Pfizer aşılarının herhangi bir embolik inmeyi artırdığı görünmüş değil. Ama virüsün ancak kendisinde mi var bu pıhtılaşma evet, mekanizmasını evet, artırma kabiliyeti? Evet, bunun altını çizmemiz lazım. Gerçekten de sağlıklı olan bireylerde dahi herhangi bir geçmişte kalp hastalığı olsun olmasın, COVID enfeksiyonu kendisi pıhtılaşma faktörlerini artırıp otomatik damarsal bir süreç olarak devam ediyor. Yani peki kalıcı mı ölümcül bu olması, pıhtılaşma mekanizmasını bozma? Eğer teşhis etme, teşhis ettiniz, tedavi ettiniz dönemde 3 aylık bir süre oluyor genelde bu pencere. Pıhtılaşma devam ediyor ama daha sonrasında normale dönüyor. Eğer kişi bir olayda yaşamazsa pıhtılaşmaya maruz kaldığı dönemde normal sağlıklı hayatına dönüyor. Bu dönem 3 ay gibi bir süre. 3 ay gibi yani COVID geçirdikten sonraki 3 ay zaten hani kan sulandırıcı vesaire kullanma konusunda belli doktorların tavsiyesi oldu. Buna dikkat evet. etmek gerekiyor. Kesinlikle. Tabii COVID çok evrildi hocam. Yani tam artık ne COVID ne değil onu da anlamıyoruz biz. Hani vücudumuza giren ve bir takım semptomlara yol açan şey COVID mi, melez bir virüs mü? Yani bunu da ayrıştırmak çok zorlaştı artık. Bir pıhtılaşma mekanizmasına da biraz daha daha böyle pozitif, iyi huylu bir yere evrildiğini varsayıyor musunuz Özlem? Aslında
Covid enfeksiyonu aşı sonucunda gerçekten de daha az yoğun bakım yatışı, daha az ölüme neden oluyor, onu biliyoruz. Daha ılımlı dediğiniz gibi, daha ehlileştirdiğimiz bir enfeksiyon, ama bu sefer ne oldu? Maske çıkardık, daha sosyal hayata karıştığımız için influenza gibi, respiratuar sinüs enfeksiyonları gibi birkaç virüsle birleşerek enfeksiyona yol açmaya başladılar. Dediğiniz gibi tablo karışır hale geldi. Ve tedaviler bazen yetersiz olmaya başladı. Dolayısıyla bu tür üst solunum yolu enfeksiyonlarını artık üçlü testler, dörtlü testler neredeyse yapıyoruz. Hem influenza'ya bakıyoruz, yani mevsimsel grip enfeksiyonu, hem COVID hem de RSV dediğimiz çocuklarda daha çok gördüğümüz bir takım viral enfeksiyonları da araştırıyoruz. Buradaki en büyük sıkıntı bu kış geçirdiğimiz bu oldu aslında. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında COVID'e kadar bir pıhtılaşma mekanizmasını etkileyen bir virüs görmüş müydünüz? Yani eskiden de bir miktar artırırdı diyor musunuz Özlem Esen? COVID bunu biraz daha mı çoğalttı? Evet, yeni bir... çok doğru. Tam da COVID'den önce biz ülkemizde H1N1 dediğimiz domuz gribi vakalarında pıhtılaşma görmeye başlamıştık. Yani pulmoner emboli, miyokardit gibi kalp kası hasarları ve ölüme kadar da götürüyordu. Bu vakalarımız bildirilmişti. Onun hemen akabinde COVID'i görmeye başladık. İnfluenza'nın ağır formları evet yapıyor, ama COVID daha standart ve öngörülemez bir şekilde yapmaya başladı. Yani buradaki sorunuzun yanıtı öngörmek. Hani hangi hastada pıhtı yapacak, yapmayacak, maalesef onu zorlaştırdı. Ama aşı dediğim gibi bu tarz kurduğumuz süreci azalttı. Neyse ki şu an çok daha az hastane yatışı oluyor bu yüzden de. Peki, yani ağır bir grip geçirdik. Domuz gribi mi, COVID mi bilmiyoruz. Hastalığı geçirdikten sonra bir müddet böyle daha basit kan sulandırıcıları almayı mesela önerir misiniz Özlem Esen? Eğer ayrıştıramadıysak, tespit edemediysek virüsün kimliğini. Evet, yine bunu doktor kontrolünde alınmasını tavsiye ediyoruz. Bir aspirin tedavisi örneğin, çok hani kulaktan dolma olabiliyor. Ama yan etkileri yine her tedavide olduğu gibi olabilir. Bir kanamaya sebebiyet vermemek adına bir doktor tavsiyesi adı altında başlamak ve aspirini en az 3 ay kullanmakta fayda görüyoruz. Ama daha riskli hastalara daha etkin, daha komplike tedaviler verdiğimiz hastalarda oluyor. Peki, ama kafamıza göre aspirin alamıyoruz. Bir grip yine geçirdikten orada, evet, sonra bir ağır uyarı bir grip almak lazım. Hocam bir sorum daha var. Kalpte ritim bozukluğu kalp krizini tetikler mi? Hani o da çok anksiyetenin yaygın bir göstergesidir ya, ritim bozukluğu. Aslında birçok sebebi olduğunu da öğreniyoruz. Bağırsaktaki sorunlar bile aslında kalp ritmini bozuyormuş. Ben yeni öğrendim bunu. Çok enteresan aslında korelasyonlar var bilmemiz gereken bir sıradan insanların. Gerçekten okumak lazım bunları. Kalp ritim bozukluğu böyle kalbi tetikler mi uzun süre? Kalp ritim bozukluğu dediğiniz gibi her şeyden, yani bir kahveyi fazla kaçırdığınız bir ritim bozukluğu olabilir. Uykusuz kaldığınız ritim bozukluğu yaşayabilirsiniz. Ama bir takım genetik kalp ritim bozuklukları olabiliyor ki bunlar kalp durmasıyla, maalesef biz ona malign ritim bozuklukları diyoruz. Aslında kalp durmasına neden oluyor. Kriz dediğimiz şey damar tıkanıklığı olduğu için ritim bozukluğuyla kalp krizi arasında doğrudan bir ilişki yok. Ama en önemli ritim bozuklukları yine 65 yaşın üstünde gördüğümüz yüksek tansiyonu olan hastalarda bizim atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim bozukluğu var ki beyni pıhtılatıp inme sebebi oluyor. Yani çok enteresandır. Bir ritim bozukluğunuz var sizin. Evet, kalpten dolayı bir krizle sonuçlanmıyor, hayattasınız, hiçbir sıkıntı yok. Ama kalbiniz düzensiz çalıştığı için içinde pıhtı oluşmasına sebep oluyor ve bu pıhtı beyninize attığı zaman maalesef inme ve felç neden oluyor. Yine toplumumuzda 70 yaşın üzerindeki felçlerin ana sebebi bu ritim bozukluğu. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Yine yaşlanan bir nüfusla karşı karşıyayız önümüzdeki 10 yılda. Bu ritim bozukluğunda gittikçe artan bir yük olacağını biliyoruz. Biz dolayısıyla hekimler 65 yaş üzeri her hastamızda bu ritim bozukluğuna karşı tetikte oluruz. Olup olmadığını araştırırız. Bu da önemli bir gerçek. Yani vücutta atılan pıhtıların bir sebebi de kalbinizdeki ritim bozukluğu olabilir diyorsunuz değil mi Özlem Esen? Çok önemli bir bilgi evet, bu. Evet, çok net bir şekilde. Yani sıradan ritim bozuklukları mı? Yani bir kez daha altını çizmek, anlamak için soruyorum. Mesela duygusal süreçlerden, uykusuzluktan, yoğun çalışma kaynaklı ritim bozukluğu da bir pıhtıya sebep olabilir mi?
Yine yaşınız ileriyse oluyor. Yani pıhtı her genç hastada görmüyoruz. Aşağıda altta yatan risklerimiz varsa, eşlik eden hastalıklarımız varsa, evet bir basit ritim bozukluğu dediğimiz tablo bile pıhtı atışmasıyla sonuçlanabiliyor. Peki, dolayısıyla yine bu da doktora başvurma sebebi. Çok önemli bir bilgi hocam. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yani artık hani kalbimize iyi bakmak için ne yapmalıyız sorusunu sormak dahi istemiyorum. O kadar standart bir yanıt ki işte spor, düzgün beslenme, bir de biraz teflon gibi olmak yani strese karşı. Hani başka ekleyeceğiniz bir şey var mı diye sorayım hocam. Artık bunları herhalde herkes ezberlemiştir diye düşünüyorum. Kesinlikle çok güzel ifade ettiniz. Biz bunu çok paylaşıyoruz. Sizler medyada bize sesimiz oluyorsunuz, paylaşıyoruz. Ama her ne olursa olsun bazen hastalarımız en basit şeyi bile, bir tansiyon ölçüm değerini kaçırabiliyor. Yani benim buradan hatırlatmak istediğim, bu dönemde panik atak mıyım, acaba kalp hastası mıyım diye. Aslında 18 yaşından sonra herkesin bir tansiyon değerini, kolesterol değerini bilmesi. Yani ayakkabı numarasını nasıl biliyor, beden değerini nasıl biliyor. Değerlerimizi bilelim yani ve bedenimizin farkında olalım istiyorum. Hani bu evet tavsiyeleri biliyoruz ama vücudumuzda bunlar nerede? Organlarımızla konuşalım diyorum ben. Özlem Esen, çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için hocam. Görüşmek dileğiyle, sağlıklı günlerde. Ben de teşekkür ediyorum. Bugün önemli bir toplantı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor değerli izleyenler. Saat 15'i gösterdiği zaman toplantı sonrası da Cumhurbaşkanı'nın her zaman olduğu gibi açıklamalarını dinliyor olacağız. Toplantının ayrıntılarını takip ediyor olacağız. Bugün kabine toplantısının gündemine dair arkadaşlarımızın hazırladığı kısa bir bilgilendirici veteri var. İzleyelim. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Mart ayının ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin en önemli başlığı 11 ili etkileyen deprem sonrası gelişmeler olacak. Toplantıda deprem bölgesindeki son durumun ele alınarak atılacak adımlar masaya yatırılacak. Afet bölgesinde bulunan bakanların toplantıya online katılması ve sunum yapmaları bekleniyor. Depremle birlikte yükselen kira fiyatları da kabinenin gündeminde yer alacak. Kabinenin bir diğer gündemini ise seçim tarihi olacağı değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son AK Parti grup toplantısında bir kez daha 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Şunu iyi bilin ki bu millet inşallah vakit geliyor 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Kabine toplantısı bugün saat 15'te başlayacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşmasını yapacak. Evet, bununla noktalayalım gün ortasını bugünlük değerli izleyenler. Yarın saat 12'ye gösterdiğinde yeniden buluşuncaya dek sağlıkla kalın, umutla kalın.